Bu dersteki konumuz çıkarma işleminde verilmeyenler konusu. Sık sık öğrencilerin zorlandığı konulardan birisi. Daha doğrusu zorlanma değil karıştırdıkları konulardan birisi. Şimdi konuya başlamadan önce ben çıkarma işlemindeki terimlerin isimlerini sizlere hatırlatmak istiyorum. Bakın burada bir örnek yapılmış bir çıkarma işlemimiz var. 28'den 15 çıkarılmış ve sonuç 13 olmuş. Şimdi üstteki çıkardığımız çıkarılan bu sayıya biz eksilen sayı diyoruz. Yani en büyük sayı bu eksilen sayı. Diğer sayımıza alttaki sayı ya da çıkan sayı diyoruz. En sonunda bulduğumuz sonuç kısmına ise fark diyoruz. Bunu zaten derslerinizde görmüşsünüzdür, öğrenmişsinizdir. Şimdi çıkarma işleminde verilmeyenleri nasıl bulacağız? Ha bazen şöyle oluyor. Mesela şu üstteki eksilen verilmiyor. Şu ikisi görebiliyoruz. Fakat üstteki sayıyı bilmiyoruz bazen. Bazen de şu sayıyı bilmiyoruz. Şimdi normal çıkarma işlemi yaptığımızda zaten şöyle diyelim ki bir örnek yapalım. 10'dan 7 çıkardığımız zaman şöyle bir çıkarma işlemi olduğunda zaten bu normal bir çıkarma işlemi. 10'dan 7'yi çıkarıyoruz. 3 kalıyor. Ve sonucu buluyoruz. Fakat bazı çıkarma işleminde de mesela bir tane örnek yazalım. Örneğin diyelim ki 43 boş kutu. Yani buradaki sayıyı bilmiyoruz. Çıkarma işlemi yapılmış ve 27 kalmış. Şimdi bu çıkarma işleminde acaba buradaki verilmeyen sayıyı bulmak için toplama mı yapacağız, çıkarma mı yapacağız? Veya da şöyle oluyor bazen. Üstteki sayı kayboluyor. Bilmiyoruz. Onu da göstereyim. Örneğin burada 18 var. Çıkarma işlemi yapılmış. Sonuç 35 olmuş. Şimdi bakın burada da üstteki sayıyı bilmiyoruz. Şimdi bunun için Şöyle bir yöntem sizlere göstermek istiyorum. Uç ve yat yöntemleri. Ne demek bu uç? Uç demek uzaksa çıkar. Nasıl uzaksa çıkar? Bakın burada çıkarma işlemi yapılmış. Bu verilmeyen sayı ortada yani çıkan sayı bilmiyoruz. Sayılar birbirine uzakta. Bakın 2 sayı birbirine uzakta. Arada bir boşluk var. Başka bir kişi var. Yani iki sayı uzakta ise çıkarma işlemi yapalım yan tarafta ve bulduğumuz sonucu buraya koyabiliriz. Böylece bu sayıyı bulabiliriz. Yani çıkan sayıyı bulabiliriz. Ne yapıyorduk? Uzaksa çıkar. Uç. Bakın uzaksa çıkar. Yani çıkarma işlemi yap. 43'ten 27'yi yine çıkarma işlemi yapacağız. Hemen şurada yan tarafta yapıyoruz. Ve böylece verilmeyen şu sayıyı bulmuş olacağız. Çıkaralım bakalım. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan yardım istedik ve bir onluk aldık. Buraya önüne koyduk 3'ün. 13 oldu. Burada ise 3 kaldı. Çünkü 4 tane onluk vardı. Birisini verdiği için 3 tane onluk kaldı. Şunları isterseniz sileyip kafamız karışmasın. 13'ten 7'yi çıkardık. Geri geri sayıyoruz. 13'ü aklımızda tutuyoruz. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 3'ten 2 çıktı. 1. Bakın 16 çıktı. Demek ki buradaki sayımız 16'ymış. Onu da yerine koyuyoruz. Şimdi yan tarafa bakıyoruz. Bu kez üstteki sayı kaybolmuş. Yani eksilen yok. Çıkan sayıyı görüyoruz. Farkı da görüyoruz. Bu sayıyı bulmak için ne yapmalıyız? O zaman da yat. Yani yakınsa sayılar birbirine yakınsa toplama yap. Az önce neydi? Sayılar uzaksa çıkarma yap ve buradaki kaybolan sayıyı bul. Ama sayılar birbirine yakınsa topla. Bakın 18 ve 35 birbirine yakın. Çok yakın. O zaman biz burayı toplayacağız ikisini ve buradaki sayıyı bulacağız. Ne yapıyoruz? 18 ile 35'i toplama yapıyoruz. Ve sonucu buluyoruz. 8 5 daha 13 oldu. 13'ü şuraya kenara yazalım. 13'ün 3'ü elde var 1. Bunu buraya gönderiyoruz. 1 1 daha 2 3 de burada. 5. Evet sonuç 53 oldu. Bakın ne oldu? Üstteki sayıyı toplama yaparak bulmuş olduk. Şimdi belki böyle çok anlamamış olabilirsiniz. Sorular üzerinde, problemler üzerinde bu işe bir bakalım beraber. Şimdi sevgili öğrenciler, soruları yaparken de ilk önce problemde söylenenleri buraya yazmamız gerekiyor. Ondan sonra karar vereceğiz. Hemen başlayalım. 45 kişilik bir otobüsten bir grup yolcu inince 26 yolcu kaldığına göre kaç yolcu inmiştir? Şimdi bize söylenenleri bir yazalım bakalım. 45 kişilik bir otobüs varmış ve bir grup yolcu inmiş, yani inince yolcular azalmış ve çıkarma yapacağız. Fakat bir grup yolcu dediğine göre inen yolcuların kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Çıkarma işlemini yapıyoruz ve geriye inince 26 yolcu kalmış. Şimdi söylenenleri bakın yaptım. Neydi kuralımız? Sayılar birbirine uzaksa çıkarma yap. Uç taktiği. Ne yapıyoruz? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. 45'ten 26'yı çıkaracağız ve böylece buradaki İnen yolcuları bulacağız. 5'ten 6 çıkmaz. Niye çıkmıyor sevgili öğrenciler? Bunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. 5 az. 6 çok. Yani 5 lirası olan bir kişi gidip de 6 liralık bir ürün alamaz. O zaman 5'ten 6 çıkmıyorsa komşudan bir anlık alıp 5'in önüne koyarız. Burası oldu 15. Komşuda 4 tane onluk var. Birisini gönderdiği için kendisinde 3 kaldı. Şimdi bunları çizelim ve bu çıkarmayı yapalım. 15'ten 6 çıktı. Geri geri 6 tane saydığımız zaman 14, 13, 12, 11, 19. 3'ten 2 çıktı. 1. Bakın 19 yolcu inmiş meğerse. Bir grup yolcu demişti ya hani sorumuzda. O zaman 19 yolcu. Demek ki buraya 19 yazmamız gerekiyormuş. İkinci soruya bakalım. 50 cevizin bir miktarını yiyince 18 tane cevizim kaldı. Kaç ceviz yemişim? Şimdi yine cevizler azalmış, çıkarma işlemi yapılması gerekiyor. 50 cevizi varmış. Bir miktarını yemiş. Yani ne kadar yediğini bilmiyoruz. Çıkarma yapılmış ve geriye 18 ceviz kalmış. Onu da yazalım. Bakın ne oldu? Yine söylenenleri yazdım. Ve sayılar birbirine uzak. Uzaksa ne yapıyorduk? Çıkarma. Uç taktiği 50'den yani büyük olan sayıdan küçüğü çıkarıyoruz. 18'i çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alıp 0'ın önüne koydum. Oldu burası 10. Komşuda ise 4 kaldı. Çizelim şunları. 10'dan 8 çıktı. 2. 4'ten 1 çıktı. 3. Demek ki 32 ceviz yemiş. Buradaki kişi. İsterseniz 32'yi gönderelim buraya. Devam edelim. Üçüncü soru. Bir sayıdan 32 çıkınca 29 kalıyor. Bu sayı kaçtır? Önce söylenenleri yazalım. Bir sayıdan he, bu sayıyı bilmiyorum. O zaman boş kutu yapalım. 32 çıkınca 29 kalıyor. Bakın söylenenlerin resmini yaptım. Şimdi verilmeyen kısmı bulmam gerekiyor. Neydi kuralımız? Uzaksa çıkarma yap. Yakınsa toplama yap. Ama bu sayılar yakın. O zaman toplama yaparak buradaki sayıyı bulabilirim artık. Eksiliğini bulabilirim yakın olduğu için topluyorum. 32 ile 29'u toplama yapalım. 2, 9 daha 11. 11'in biri elde var. 1 bunu gönderdim buraya. 3, 1 daha 4. 2 de burada 6. Demek ki 61'miş bu sayı. Hemen buraya yazdık. Yine dördüncü sorumuz. Bir çıkarma işleminde çıkan 35. Şimdi çıkan sayı ortadaydı. Şu üstteki sayıyı bilmiyoruz çıkan sayı 35 çıkarma işleminde fark 29 evet ne oldu sayılar yine birbirine yakın yakınsa toplama yapıyorduk 35 ile 29'u toplayalım 5 9 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 gönderelim buraya 3 1 daha 4 2 de burada 6 64'müş meğerse sayımız Diğer sorulara bakalım. Eksilen sayı 45, kalan 23 ise çıkan sayı kaçtır? Şimdi eksilen sayıyı biliyoruz. Kalan diyor şu çıkarma işlemini yapalım. Kalan da 23'müş. Çıkan sayı kaçtır? Yani buradaki sayıyı bilmiyoruz. Hani az önce boş kutu koyuyorduk ya. Bu kez soru işareti koydum. Ne diyorduk? Uzaksa çıkarma yap. Büyükten küçüğü çıkaralım. 45'ten 23'ü çıkaralım. 5'ten 3 çıktı. 2, 4'ten 2 çıktı. 2. Demek ki çıkan sayı 22'ymiş sevgili öğrenciler. 22 nerede var? A şıkkı. Doğru cevap. İkinci sorumuz yine çıkarma işlemi. Şunu yapalım. Çıkan sayı 45. Çıkanın yeri burası. Kalan 23. Yani fark. Eksilen sayı kaçtır diyor. Eksilen sayıyı bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yakınsa toplama yapıyorduk. Yakınsa topla. 45 ile 23'ü topluyorum. 5, 3 daha 8, 4, 2 daha 6. 68'miş sayımız. Şuraya doğru gönderelim. Cevap nerede? C şıkkında. Üçüncü sorumuz. Eksilen sayı 65. Yine şu çıkarma işlemini yapalım. Eksilen sayı 65. Yukarıda o. Kalan 37. Orası da burası. İse çıkan sayı kaçtır? Yani şunu bilmiyoruz. Uzaksa neydi? Çıkarma yapıyorduk. Uç taktiği. 65'ten 37'yi çıkaralım. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası oldu. 15 burada kaldı. 5. Şunları çizelim. 15'ten 7 çıktı. 8. 5'ten 3 çıktı 2. Cevap 28'miş. Yani burası 28 olacak. Nerede? A şıkkında. Son iki sorumuz. Çıkarsa sayı 66, kalan 23 çıkarma işlemi. Çıkan sayı 66 yani burası. Kalan 23 yani fark ise eksilen sayı kaçtır? Eksilen sayıyı bilmiyoruz. Yakınsa topla. Yat taktiğimiz 66 ile 23'ü toplayalım. 6 3 daha 9, 6 2 daha 8. 89'muş sayımız. Nerede cevap? B şıkkında. Son sorumuz. Yine çıkarma işlemini yapalım. Eksilen sayı 45 yani yukarısı 45. Kalan 37 ise çıkan sayı kaçtır? Yani ortadaki çıkan sayı kaçtır? Uzaksa çıkarma yapıyorduk yine. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 37'yi çıkarıyorum. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık. Verdik buraya. 15 oldu. Önüne koyduk. Burası kaldı. 3. Şunları çiziyorum. 15'ten 7 çıktı. 8. 3'ten 3 çıktı. 0. Demek ki buraya gelecek sayı 8'miş. Yani cevap nerede? B şıkkını. Evet sevgili öğrenciler tekrar ediyorum dersimizin sonunda. Neydi kuralımız? Uzaksa çıkarma yap. Hatta şöyle yazayım. Uzaksa çıkarma yap. Yakınsa toplama yap. Böylece çıkarma işleminde verilmeyen terimleri kolayca bulabilirsiniz. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın.